Herkese merhaba arkadaşlar. Max'la iş başında programının yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde başıma neler geldi tahmin bile edemezsiniz. Ben fazla konuşmak istemiyorum. Ben istiyorum video konuşsun diyorum. Max TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Max'la iş başında programının yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün marangozculuk, mobilyacılık yapacağız. Adem Usta'nın yanına geldim ve işe başlamak için hazırım. Bir an önce başlamak istiyorum arkadaşlar ama ustamı bekliyorum şu anda. Ustamı beklerken ben de size burayı gösterebilirim. Burada makineler var. Ne işe yaradıklarını tam bilmiyorum. Birazdan inşallah ustam bana öğretecek ama şunun zımpara olduğunu anladım. Bunu biliyorum. Bu sefer ustamdan önce ben geldim arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Şu an ustamız geldi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorum abi? Bekliyorum işte seni. Bana iş vereceksin. Yapacağız. Bekliyorsun da ben sana az önce ne demiştim? Şu parça var orada zımpara olacak dememiş miyim? Sen gelmeden de yani. Ne yapacağız şimdi Adem abi? Bak şunun kenarları zımpara olması gerek. Kenarlardan pürüzler var ya. Evet. Bunları gidereceksin. Bak şöyle bastırda. Alevine. Komple zımpara yapacaksın onu. Komple zımpara. Evet. Şu izler şuradan gitmesi gerekiyor. Tamam. Tamam mı? Gitmezse ne olur? Gitmezse boya yapıldığı zaman o zaman o pürüzlü kalır. O zaman müşteri beğenmez onu. Tamam. Ben sana sabah tarif etmiştim sana. Sen burada ne yapıyorsun? Dur da daha videoya girmemiştik. Allah. Gençler yine bir usta vakasıyla karşı karşıyayız. Gençler işte mobilyacılığın temel sanatını gösteriyorum size. Zımparadır. Aslında çok zor bir iş değil. Böyle makineye atıyor çıkartıyor. Değil mi usta? Çok zor. Zor değil yani. Şimdi bu işi severek yaparsan zevk alırsın. Değil mi? Hayattaki belki de en basit işlerden bir tanesi. Zımpara işi yani. Biraz yapıyoruz ama. Kolay. Ben mobilyacılığa diyorum o da bana oradan laf vuruyor ya. Tam uzandır yapıyorum. Yalnız bunu alacak olana şimdiden geçmiş olsun. Benim elimden geçti ya. Yok bak bastırdığın zaman güzel oluyor. Aa yaptım değil mi? Yani tamam. Tamam gençler yine bir işte yine mükemmel derecede başarılıyız gördüğünüz gibi. Şöyle yapıyor. Oh. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok gençler. Allah. Sorun yok. Aa bunu çok seviyorum. Bir dakika ver bunu biliyorum. Bunu oto sanayide de kullanırlar. Değil mi? Hastayım ya. Cilalamış gibi oldum değil mi yani? Birazdan şey yap, şuraları temizle. Tamam. Çalışacağız. Tamam. O. Bunu şu tarafında yapayım diğer taraf. Çevir onu şöyle. Dur. Ha öyle mi? Tamam. Bu tarafını aynı şekilde yapıyoruz. Dur. Bu tarafa doğru bir çevireyim onu. Biraz kırmış olabilirim. İşi öğrendim arkadaşlar. O yüzden direkt kendim gidip alıyorum. Orman meyveleri ve süt lezzetinin enfes birleşimi Max Twister. Vallahi alacak olana şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Benim elimden geçti. Mükemmel bir iş çıkardığımın farkındayım. Çek kameramanımız. Gör yani tertemiz. Gör. Yine arkadaşlar Mercedes'ten birlikteyiz. Mercedes bizi yalnız bırakmıyor görmüş olduğunuz üzere. Yani bunlar da sanki kasıtlı olarak beni bekledi arkadaş burayı bu kadar ki. Sırf bana özen beklettim bu tozları. İyiymiş. Yalnız gençler. Hayatımda gördüğüm en büyük tozlar. Oğlum yine kilitlediler süpürge işini. Her gittiğim yerde bir umut yine süpürge olmaz diye. Ana! Tasarım harikasına bakar mısınız? Ustam kendilerinden mi yaptın bunu? Ya çok güzel değil mi? Bana bunlar da gene ya, basit. Yine bir kirli işle karşınızdayım. İki sefer yapmayalım, şunları alalım. O şurada halı yok mu lan, altına süpürüp atsak, saklasak, izlesek. Dur, şuraya. Ustam ben süpürdüm. Başka ne iş veriyorsun? İşte şu anda montaja gidiyoruz. Montaja, uzak mı montaj? Tamam, takı hazırlığı yapacakmışız arkadaşlar. Hemen yapalım, şunları yerine koyayım. Doğal küreyi de böyle koyayım. Çünkü hani güzel, estetik görünüş versin. Şimdi ne alacağız? Şurada biraz makineleri çıkar bana. Burada freze var, burada kesme makinesi var. Tabii. Masanın üzerine hazırlar, şurada çelik çarpmış kaldı. Bu da bir 10 yıllık var galiba. Var. Var değil mi? Şeklinden belli. Başka? Şundan istemiyor musun? Şey. Ha, bunları biliyorum da şeyleri oymak için. Aynen. Bunu da oy. Bunu da alayım, bence lazım olur. Tornavida, hayır, değil. En kalitelisi. Kerpeten. Pencil. Çok doğru hatırlıyordum bunların isimleri de. Vida aldım. Başka? Ha, çivi. Bunlar. Böyle dökeyim mi direkt? Böyle işimizi görür mü? Olmaz mı bu? Bunları dökeyim mi? Yok mu? Yok mu? Tamam. Başka? Tam bunları şimdi arabaya, bir kutuya bir şey koymuyor muyuz? Hiç alet çantan yok mu usta? E tamam, bunları neyle götüreceğim? Elimle mi? Tamam, nerede çanta? Ustam. Tamam, arabaya koyana gidiyoruz. Tamam, nerede araba? Araba şu karşıda. Tamam. Oğlum burada koyacak yer yok lan, nereye koyacağım? Çaktırma, böyle dursun, onları açtığın zaman onları bir sürpriz karşılasın. Koydum, bir şey yok, sorun yok. Koyamadım. Sorun yok, gidebiliriz, atlayayım mı? Güzel oldu. Ustam her şey için teşekkür ederim. Gönderiyor mu beni? Görüşmek üzere. Beni bir daha bekliyor musun? Yarın geliyorum. Yarın yine geliyorum arkadaşlar. Bu bölümlük bizden bu kadar da. Adem Usta'ya ve arka çırağına çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Max'la İş Başına programından bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Haftaya hepinizi kanala bekliyorum. Max TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı ve en önemlisi like atmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın. Max TV'ye abone ol. Ve videoları kaçırma. İzlediğiniz videoları likelamayı unutmayın. Videolardan ilk sen haberdar ol.